Selam dostlar. Yeni bir içerikle karşınızdayız. Serimizin son atışı, küçük testini bitiriyorum. Bu son 36, 20 ve 12 kalibreyle yapmıştım. Şimdi finalde 32 gram tek kurşunum var. Kurşun. Onu kullanacağım. Sılak mühimmat. Ve kendi yapmış olduğum çelik bilyeli mühimmatı kullanacağım. Bununla ilgili hedefimiz gelsin. Onu bir görelim. Evet dostlar. Çelik ve normal kurşun arasındaki 12 kalibre tüfekteki farkı ölçeceğiz. Küçük testimizin son videosu. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şuradan şöyle geleyim. Biraz dikenler var. Bakın görüyorsunuz şöyle yerlerde göstereyim. Bunlar da batıyor. Elimize ayağımıza. Evet. Şöyle bir ağacımız var arkadaşlar. Bakın. Evet. Buna 12 kalibre çelik ve normal kurşun atacağız. Gördüğünüz üzere hedefimiz 25-25 ölçülerinde. Bir kütüğümüz var. Arkadaşlar buna önce 32 gram sılak mühimmatı atacağım. Normal kurşun. Devamına da kendi yapmış olduğum, doldurmuş olduğum çelik bilyeli mühimmatı atacağım. Çelik bilyeyi atacağım. Bu rulmanların içinden çıkan çelik bilye arkadaşlar. Yani bu taşa bile atsanız yerde bulup silip tekrar tozunu silip tekrar doldurabilirsiniz. Yani hiçbir şekilde çizilmiyor. Bununla ilgili de doldurmayla ilgili içerik de gelsin. Onu da bir görelim. Evet dostlar. Bugün de farklı bir şey yapacağım. Kütük testimde kullanmak için barut problemimiz var. Malumunuz şu an İstanbul'dan geldim ben memlekete. Burada dahi bulamadığım barutu İstanbul'da zaten bulamamıştım. Ben de pratik bir çözüm buldum. Bulgur fişeği aldım. Diğer adı sound fişeği. Ağzını bu şekilde açıyorum. Penseyle işte bir bıçak yardımıyla. İçinden tapasını çıkartıyorum. Ve içindeki bulgurları döküyorum. Atıyoruz, kuşlar yiyor. Şimdi bu içinden çıkan barutu başka bir boş kovana koyuyorum. Şöyle terazimi açıyorum. Evet. Evet dostlar. Bunu koydum. Garasını aldım. Tekrar boş kovana koyduğum barutu içine dolduruyorum. Ne geldi? 2.30. Evet dostlar. İçinden çıkan tapa ve ben daha önce onların içine bulunan çelik bilye. Ben bunu kullanacağım. Bunu kullanırken de bulgur fişeğinin içinden çıkan, sound fişeğinin içinden çıkan kadeh tapayı kullandım. Görüyorsunuz kenarlara falan çizik çıkartırken biraz zorlanıyorsunuz. Tabi zahmetsiz rahmet yok. Dolayısıyla arkadaşlar bulgur fişeğinin kovanını, kapsülünü, içindeki barutunu, tapasını kullanıyorsunuz. Siz sadece, ben çelik bilye aldım. Siz normal kurşun da alabilirsiniz. Yani böyle ekonomik bir doldurma şekli oluyor. Bilginiz olsun. Şimdi öncelikle ne yapıyoruz? Bunu bırakıyoruz. Darasını alıyoruz. Pardon, darasını bu şekilde alıyoruz. Evet. Şimdi bilyemizi ölçüyoruz. Kaç gram geldi? Evet arkadaşlar, 20 gram. 20.25'te 20 diyorum ben ona, düz hesap. Sonra bunu alıyoruz. Bu kovanın içine koyuyoruz arkadaşlar. Ama önce, bakın ben unuttum, pardon. Önce şu üstünden şu şekilde şöyle yaklaşık bir 3 milim falan şöyle kesiyoruz. Tapadan. Pardon, kapsül, evet tapadan şöyle 3 milim falan. Ben kesiyorum arkadaşlar. Buyurun şöyle. Zaten çok ince bir malzeme. Sonra bunu fişeğin içine oturttuk.
Artı bu kovanımızın da kıvrılması için şu üst kısmından şu şekilde bozuk yerlerini düzgün bir şekilde kesiyoruz. İyi keskin bir bıçakla. Bakın şöyle. Evet, ben kestim. Ve dostlar, kıvırma aparatımızı alıyoruz. Bunun içine koyuyoruz. Ben bunu kullanıyorum. Tabii bunun daha gelişmiş halleri var. Arkadaşlarımızda görüyorum bunu. Bazı kanallarda var. Profesyonel avcılar kullanıyor. Bizim öyle bir iddiamız yok. Evet. Şu şekilde. Yeterince sıktık. Evet, şimdi açıyoruz. Buyurun arkadaşlar. Çok güzel bir mühimmatımız oldu. Mis gibi. Gördüğünüz gibi. Yani tabiri caizse kovanın etinden, sütünden, her şeyinden yararlandık. Çok da ekonomik oldu. Şöyle düşünün. 90 lira bir paket sound fişeği. Hesabını yapın. Yani içine sadece ne koyduk? Biz çelik bilye koyduk. Normal kurşun da eklerseniz inanın çok ekonomik oluyor. Bilginiz olsun. Biz bunu kütük testinde kullanacağız. Evet arkadaşlar, videomuza devam edebiliriz. Evet dostlar, mühimmatımız bu. Şimdi önce ben şarjörümü çıkartayım. Alta bunu bırakayım. Bu arada arkadaşlar, kendi doldurduğum mühimmatı ilk defa şarjörlü tüfeğimle deneyeceğim. Bakalım nasıl bir etki yapacak. Kulaklığımı takıyorum. Ve bismillah diyerek yaklaşık 25 metredeki kütük hedefime 2 adet 12 kalibre mühimmat atışı yapıyorum. İlki kurşun, bildiğimiz kurşun. İkincisi de çelik rulman içinden çıkan misket. Evet arkadaşlar, bismillah deyip başlıyorum. Arkadaşlar ilki kütüğü devirdi. Burada bir ara vereceğim. Gidip o kütüğü düzelteceğim. Evet dostlar, İkinci mühimmatımızı da atalım. Çelik bilyeli olanı. Bakalım nasıl bir etki yapacak kütük üstünde. Evet arkadaşlar, İki mühimmatı da attık. İkinci biraz kenara denk geldi. Onun için müsaadenizi istiyorum. Evet arkadaşlar, çelik bile istediğim gibi olmadı. Tekrar atıyorum. Evet dostlar, bu sefer istediğim oldu. İkinci de vurduk. Şimdi gidip hedefimize bakabiliriz. Evet dostlar, kurşun olan mühimmatımız burada. Yaklaşık gene daha önceki gibi 5-6 santim falan girmiş. Çelik mühimmatımız burada aşağıda. İlk attığım çelik mühimmat buradan patlatıp taşı da kırıp devam etmiş. İkinci çelik mühimmatımızı atınca o buraya isabet etmiş, tam şurada. Şimdi ağacı kırıp, yarıp, çelik mühimmat ne kadar gitti onu öğreneceğiz. Şöyle çevireyim ağacı. Evet dostlar, sizin için hiçbir zahmetten kaçınmıyoruz. Arkadaşlar ben size bir şey söyleyeyim mi?
Ben böyle bir şey görmedim. Yani bu efsane bir durum. Şurayı birazcık şöyle açıyorum. Baltayla. Ki çelik mühimmatın yerini görün diye. Çeliğin farkı ortada. Evet arkadaşlar. Normal kurşun mühimmatımız burada bitiyor. Karşılığını derseniz nasıl diyeyim size? Yani takribi şu kadar falan giriyor. Evet. Bu kadar falan giriyor. Ama gördüğünüz gibi çelik mühimmat epey bir yol almış. Yani şunu demek istiyorum. Çelik ve kurşunun arasında inanılmaz bir fark var. Hatta şuradan şöyle çıkartalım bunu yerinden. Siz de görün. Evet. Çelik mühimmatın yeri burası. Gördüğünüz gibi bu kadar yol gelmiş. Öbürü ise şurada falan kalmış. Çünkü zaten karşılığından belli. Şöyle bir şey. Bu bak neredeyse iki katı yol almış. Evet dostlar. Kütük içeriğimizin sonuna geldik. Farklı bir içerikte görüşmek üzere. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayalım. İçerik önerilerimizi yorumlara bırakırsanız imkanlar dahilinde yapmaya çalışırım. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.